Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Estaûzu billah. Rabbi şirah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Allahümme enfa'ni bima allamteni ve allimni ma yenfa'uni ve zidni ilmen. Elhamdu ala kulli halin ve euzu billahi min halin ehlin nar. Amin. Allahümme amin. Selamünaleyküm arkadaşlar. Sözler Risalesi okumalarımıza 10. sözden Nam-ı Diyarlı Haşir Risalesi'nden devam ediyoruz. Haşir Risalesi'nde Zeyl'in ikinci parçasındayız. Burası söz basımın tasarımına göre, sayfa mizampajına göre 163. sayfa kaldığımız yer. Efendim Zeyl'in ikinci parçası ne yapıyordu? Bize hayat aynasında akaid-i imaniyenin görünüşünü anlatıyordu. Yani hayat vahdet ile kainatta gözükenin ehadiyetle küçük numunecikleri, misali musaggarları gibi o aynalığın daha küçük, daha konsantre bir şekilde bize sunulması gibi. Bu yüzden alemde görünen aynen hayatta da görünüyor. Fakat görebilen için, o görmesini bilen için o yüzden biz de Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinden nasıl göreceğimizi öğreniyoruz. Elbette o da kendi mürşitlerinden. İlk mürşid olarak da Kur'an-ı Kerim'den ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bu dersleri almış. O silsileyi takip ederek Risale-i Nur külliyatını yazmış. Biz de ondan şimdi kendi asrımıza, kendi zamanımıza göre bir hisse alıyoruz. Biz de onun talebesiyiz. O da onların talebesi. Pekala, önce metni okuyalım. Nerede kalmıştık onu bir hatırlatayım size. Biz bugün peygamberlere imana hayatın bakışını konuşacağız. Hayat nasıl peygambere imanı, peygamberlere imanı, peygamberlik hakikatini, nübüvvet hakikatini ispat ediyor. Bugün onun üzerine bir şeyler söylemeye çalışacağız. Önce metni okuyayım. Ondan sonra dönüp baştan inceye tefekkürünü yapmaya çalışalım her zaman olduğu gibi. Bir sayfa kadarcık bir metnimiz var. Başlıyoruz. Bismillah. Hem hayatın sırrı mahiyeti peygamberlere iman rüknüne bakıp remzen ispat eder. Hem hayatın sırrı mahiyeti peygamberlere iman rüknüne bakıp remzen ispat eder. Evet, madem kainat hayat için yaratılmış ve hayat dahi hayy-i kayyum-u ezeliğinin bir cilve-i azamıdır. Bak, madem kainat hayat için yaratılmış ve hayat dahi hayy-i kayyum-u ezeliğinin bir cilve-i azamıdır. Bir nakş-ı ekmelidir, bir sanatı ecmelidir. Madem hayatı sermediye, resullerin gönderilmesiyle ve kitapların indirilmesiyle kendini gösterir. Evet, burada parantez içi bir not var. Parantez açılıyor. Evet, eğer kitaplar ve peygamberler olmazsa o hayat-ı ezeliye bilinmez. Nasıl ki bir adamın söylemesiyle diri ve hayattar olduğu anlaşılır. Nasıl ki bir adamın söylemesiyle diri ve hayattar olduğu anlaşılır, öyle de bu kainatın perdesi altında olan alemi gaybın arkasında söyleyen, konuşan, emir ve nehyedip hitap eden bir zatın kelimatını, hitabatını gösterecek peygamberler ve nazil olan kitaplardır. Elbette kainat, parantez kapandı, devam ediyoruz metnimize. Elbette kainattaki hayat, kat'i bir surette, hayy-i ezelinin vücubu vücuduna kat'i şehadet ettiği gibi. Elbette kainattaki hayat, kat'i bir surette, hayy-i ezelinin vücubu vücuduna kat'i şehadet ettiği gibi, o hayat-ı ezeliyenin şuatı, celevatı, münasebatı olan irsal-i rüsül, ve inzali kütüp rükünlerine bakar, remzen ispat eder. Ve bilhassa Risalet-i Muhammediye aleyhissalatu vesselam ve vahyi Kur'ani hayatın ruhu ve aklı hükmünde olduğundan bu hayatın vücudu gibi hakkaniyetleri kat'idir denilebilir. Evet, nasıl ki hayat bu kainattan süzülmüş bir hülasadır ve şuur ve his dahi hayattan süzülmüş, hayatın bir hülasasıdır ve akıl dahi şuurdan ve histen süzülmüş şuurun bir hülasasıdır ve ruh dahi
hayatın halis ve safi bir cevheri ve sabit ve müstakil zatıdır. Öyle de maddi ve manevi hayat-ı Muhammediye aleyhissalatü vesselam dahi hayattan ve ruhu kainattan süzülmüş hülasatür hülasadır ve Risalet-i Muhammediye aleyhissalatü vesselam dahi kainatın his ve şuur ve aklından süzülmüş en safi hülasasıdır. Belki maddi ve manevi hayat-ı Muhammediye aleyhissalatü vesselam dahi asarının şehadetiyle hayat-ı kainatın hayatıdır ve Risalet-i Muhammediye aleyhissalatü vesselam şuuru kainatın şuurudur ve nurudur. Ve vahyi Kur'an dahi hayatlar hakaikının şehadetiyle hayat-ı kainatın ruhudur ve şuuru kainatın aklıdır. Bu paragraf zor bir paragraf arkadaşlar, farkındayım. Onu ona, bunu buna, onu şuna benzetti, çok benzetmeler yaptı. Her şeyi iç içe geçirdi ama açmaya çalışacağız inşallah. Evet, evet, evet. Eğer kainattan Risalet-i Muhammediye'nin aleyhissalatü vesselam nuru çıksa, gitse kainat vefat edecek. Eğer Kur'an gitse kainat divane olacak ve küre-i arz kafasını, aklını kaybedecek. Belki şuursuz kalmış olan başını bir seyyareye çarpacak, bir kıyameti koparacak diyoruz ve burada hatime veriyoruz. Çünkü bundan sonrası imanı bil kader rüknün kısmı. Biz peygamberler imanı konuşmaya konsantre olacağız bugün demiştik. Şimdi metnimizin başına dönüp inşallah inci tefekkür yapalım. Ondan önce şunu görelim. Hayat dediğimiz şey, metnin bütün açısından söylüyorum şimdi, hem Cenab-ı Hak'tan haber veriyor, hem kainattan haber veriyor. Dedim yani bir aynalığı var. Hem Cenab-ı Hakk'ın hayatından, onun tecellisiyle, onun tasarrufuyla, hayat sahibinin eseri olarak yaratıldığı için bizdeki hayatlar, elbette ki bizdeki hayatlar Cenab-ı Hakk'ın hayatından çok 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 gölgesinin gölgesi sayabileceğimiz uzaklıkta. O gölgesinin gölgesi silsilesini siz uzatın da gitsin. Yani biz çok kusurlu bir, çok sınırlı bir, çok eksik bir hayata sahibiz. Biyolojik böyle sınırlar içinde daralmış bir hayatımız var bedenen. Onun üstünde ruhumuz var falan ama yine de bizim hayatımız, mahluk oluşumuz da sınırlanmış. Biz mahlukuz. Dolayısıyla yaratılmış olduğumuzdan hayatımız arizi, her şeyimizin olduğu gibi. Bizde var zannettiğimizin her fazilet, bizde var zannettiğimiz her fazilette olduğu gibi, doğrusu bu şekilde oldu. Hayatta bizde arizi. O nedenle asıl değil, asıl olmamanın kusurlarını da taşıyor. Cenab-ı Hakk'ın hayatı ise kendi zatından. Kendi zatından olduğu için de, yani zati olduğu için de onda sınır yok, onda eksiklik yok, onda kusur yok. Hani bu zati arizi meselesini hep şu misalle anlatıyorum. Kusurlu bir misal ama biraz fehme yaklaştırıyor. Diyelim bir su var, bir kova su var. 3 tane de bezimiz var. Bu bezlerden bir tanesi çok batırılmış. Bir tanesi az bir şey batırılıp çıkarılmış, sonra da iyice sıkılmış. Bir tanesi de kuru. Şimdi kuru için ne kadar ıslak derseniz hiç. O batırılıp sıkılmış olana sorarsanız ne kadar ıslak? İşte biraz ıslak. Ondan sonra komple içinde bekletilip çıkarılmış, hiç sıkılmamış bez için sorsanız sırılsıklam dersiniz. Çok ıslak yani. Ama su ne kadar ıslak? Gelip bir kova su hakkında bu soru sorulabilir mi? Yani su ne kadar ıslak? Bunun cevabı nedir? Bunun cevabı sonsuz gibi bir şeydir. Yani su ne kadar, su ıslaklığın kaynağı olduğu için ona ne kadar ıslak diye sorulmaz. Ya bu misalle yaklaştırmaya çalışıyorum fehmimize. Cenab-ı Hakk'ın da varlıkta hayatı bahşetmiş. Bizde bir parça hayat var. Başkasında daha başka. Melek kardeşlerde daha başka. Cinlerde daha başka. İşte kim bilir ne canlılar var. Onlarda işte farklı farklı şekillerde hep bahşetmiş. Şu biraz daha hayatta diyoruz. Bu ondan daha cevval diyoruz. Bak bu ondan daha böyle bir farklı özelliği var diyoruz ama bunlar hep birbiri içinde kıyaslamalar. Dönüp geldiğimiz zaman onların kaynağı olan Cenab-ı Hakk'ın Hay isminin de hayat ne kadar, İşte bu suya ne kadar ıslak diye sormak gibi yani. La teşbih ve la temsil. Cenab-ı Hak hayatın kaynağı olduğu için onda sonsuzdur hayat, onda zatidir hayat. Arizi olanlar için bu nispetler yapılabilir.
Çünkü ıslaklık bezin kendisinden değil, onda arizi. Suya daldırıldığı için o ıslaklık onda arızı olduğundan onun hakkında bu soru sorulabilir. Şu şundan biraz daha fazla, bu bundan biraz daha eksik denilebilir. Garip gelmez ama Cenab-ı Hakk'ın hayatı sonsuz. Şimdi o sonsuz hayatın küçük bir numuneciği bizde var. Ondan Cenab-ı Hakk'ı tanıyoruz, tanıyabiliyoruz. Bir de bu hayatın varlık üzerinden bize söylediği bir şey var. Yani o aynalığa da katkısı var. Hem Hüda'dan haberi var, hem aynalığının bize söyledikleri var. Nasıl olacak bu? Şimdi açılacak. Peygamberlere iman rüknü üzerinden bu bir miktar açılacak. Ben şimdi belki biraz daha karıştırdım kafanızı ama metni okuyunca aydınlanacağız. Hem hayatın sırrı mahiyeti, yani mahiyetindeki sır, peygamberlere iman rüknüne bakıp remzen ispat eder. Yani işaret ediyormuş, peygamberlere iman rüknünde hayatın mahiyeti doğru kavranırsa peygamberlere iman etmek kaçınılmaz oluyormuş. Allah Allah. Hayatın mahiyeti, sırrı kavranırsa o olacakmış. Evet, madem kainat hayat için yaratılmış, doğru mu bu? Kainat hayat için yaratılmış mı? Yani işte Bediüzzaman Hazretleri öyle diyor, biz de o yüzden kabul ediyoruz mu? Yoksa gerçekten kainatın hayat için yaratıldığını düşünüyoruz mu? Arkadaşlar, Bediüzzaman Hazretleri'nin bir korkusu yok. Bu metinleri acaba mı diye okuyabiliriz. Bismillah. Bediüzzaman'ın açığını bulduk. İşte bir hakikati boşa çıkardık. Böyle şeylerden çekinmeyelim. O bunu söylemişse buna güveniyordur zaten. Onun arkasından tefekkür edelim. Bunun delili nedir? Çünkü herkes birden bu noktaya çıkamayabilir. Veya Risale-i Nur'la bu metinden doğrudan karşılaşan birisi, ya bunun böyle olduğu ne malum diyebilir. Bu insani bir acabadır. Hemen peşini kovalayalım. Kainatın hayat için yaratıldığını nereden biliyoruz? Hayatın en sonda olmasından biliyoruz. Mesela. Değil mi? İşte evren yaratılmış, şimdi bilim bize anlatıyor. Her ne kadar doğru yanlış. Elbette bunlar bir kısmı teori, bir kısmı işte ne diyelim zan, bir kısmının delili var. Diyorlar ki şöyle oldu, böyle oldu, şöyle oldu. İşte şu kadar milyar yıl sonra da canlılık meydana geldi diyorlar kainatta. Bak, bir meyve gibi ağacın en sonunda gelmiş. Cenab-ı Hak yaratmış. Elbette biz evrimcilerin, şuncuların, buncuların dediğini demiyoruz. Cenab-ı Hak yarattı diyoruz onu. Ama bu sonda gelişinin söylediği bir şey var. Bir, iki, hayat sahiplerinin kainattaki tasarrufu da bize bunu hissettiriyor. Nasıl bir şeyin neticesi, gayesi olan şey bir anlamda onu yönetir, süreci yönetir yani. Gaye süreci yönetir. Mesela diyelim gayeniz ev almaksa, bir işte çalışmaktaki gayeniz ev almaksa, şimdi o evin durumuna göre, alacağınız evin şeyine göre sizin biriktireceğiniz para değişir, çalışmanızın şekli değişir. Mesela ev zor alınabilecek bir evse ona göre çalışırsınız değil mi? Daha çok çalışırsınız veya işte ne diyelim birkaç işte birden çalışırsınız falan. Veya ev örneğinden dönelim, kitap yazacaksınız diyelim. Bu kitap ne kitabı olacak? Gayenizin şekli süreci yönetir. Bunun altını çiziyorum. Gayeniz eğer bir akademik eser yazmaksa elbette o sürecin içine girersiniz. O konuyla ilgili hangi branşta yazacaksanız, biyolojiyse biyoloji, kimya ise kimya, fizikse fizik, başka alanlarsa sosyoloji ise falan onlar. Hangi alanda eser üretecekseniz süreci o belirler. Süreci o yönetir. Biz kainatta da bunu görüyoruz. Yani kainatta hayat diye bir şey var ve bu hayat sahipleri diğer süreci yönetiyor gibi. Mesela hayat sahiplerinin kainatta tasarrufları var. Öyle tasarrufları var ki hatta bizim boyutumuza geldiğinde insan gibi neredeyse kainatın kıyametini koparabilecek durumdalar. Öyle silahları var ki işte nükleer silahlar falan vesaire. Hani bir savaş çıksa Allah muhafaza dünya yaşanmaz olacak. Belki dünyayı da parçalayacak güçte silahlar geliştirmiş durumdalar. Biz biliyoruz bir kısmını, bir kısmını bilmiyoruz. Belki Amerika'nın daha da gizli, Rusya'nın daha da gizli, Çin'in daha da gizli geliştirdiği silahlar var. Bu tasarruf etme açısından da baktığımız zaman hayatta bir şey var. Kainatın sonucu olarak
ortaya çıktığının bir işareti var. Yıkıcılığı da bunu gösteriyor, yapıcılığı da bunu gösteriyor. Yapabildikleri de anlıyoruz ki diğerleri bunun hizmetkarı gibi. Eğer bu dünyayı taşlar yönetiyor olsaydı biz taşlara hizmet ediyor olurduk. Ama taşlar bize hizmet ediyor. Burada da bir kainatın hayat için yaratılmışlığı seziliyor. Mesela ikinci bir madde. Üçüncü bir madde, kainatın anlaşılması. Yani kainatta bir ilim var ama bu ilmin derk edilmesi, ortaya çıkarılması, manaya dökülmesi, maddede ifade edilenin tekrar manaya dökülmesi. Elbette o madde de bir manadan yaratılmış. Kader, ilmi ilahi, onların kalıpları üzerine bu madde var olmuş. Bu var olan maddenin tekrar manaya dönüşümü de yine insanla oluyor bak. Ya da hayatla oluyor. Hayatı çıkarın kainattan, mana, yani şöyle anlaşılmayan bir kitap kalır geriye. Yani kitabı tamam eden, bu kitabı kemale erdiren, bu kitabın evet hikmeti eda oldu dedirten şey okurudur. O okur da hayat sahipleridir. Onların içinde de şuur sahipleridir ayrıca. Yani hayat var edilmese o nispetlerin bir şeyi kalmıyor varlıktaki. O nispetleri ölçebilen, tartabilen, o onun içinmiş, bu bunun içinmiş, bak şunun şu özelliği varmış, bu böyleymiş gibi şeyleri derk edebilen her türünde. Evet, insan bunun en üst düzeyi diyelim, en şuurlusu, en böyle tafsillisi ama bir küçük canlı bile şu otu yemiyor, bu otu yiyorsa o bile bir nispeti anlıyor demektir. Ya da şu şeyi dokunmuyorum da bunu yapıyorum diyen canlı, mesela bakteriler küfe niye yaklaşmıyorlar? Küfte çünkü bir antibakteriyel özellik var, işte antibiyotikler de onlardan yapılmış vesaire. Bak o tespiti yapabiliyorsa o da anlıyor demektir. Kendi çapında. Bir nispet şeyi, bilgisiz, onda da var demektir. Tanıyor, bu bana kötü, bu bana iyi diyebiliyor demektir. Bunun gibi canlılar dünyasında biliyorsunuz böyle çok şeyler var. Hatta kendisini koruyacak olan canlıyı da tanıyor. Gidiyor onun yanına yanaşıyor. Veya hangi canlıyla beraber dolaşırsam ondan nevale alırım diye köpek balığının yanında dolaşan küçük balıklar var böyle. Timsahların dişlerini temizleyen kuşlar var ve o kuşlar geldiğinde timsahlar o kuşları yemiyor. Normalde o ağızları böyle şey gibi onların, testere ağzı gibi. Hiçbir şeyi sağda solda affetmiyorlar. Ama o kuşlar ağızlarının içini temizlerken hiç kapatmıyorlar çenelerini, böyle duruyorlar. Bu haberdarlık enteresan bir şey. Neyse, dallandırmayayım. Bu da yine kainatın hayat için yaratıldığını gösteren bir şey. Diyelim bunun çok katmanları var. Ama bu üst katman bile bize bir fikir verdi. Kainat hayat için yaratılmış. Evet, madem kainat hayat için yaratılmış ve hayat dahi hayy-i kayyum-u ezeliğinin bir cilve-i azamıdır. Hayat dahi hayy-i kayyum-u ezeliğinin bir cilve-i azamıdır. Bir nakş-ı ekmelidir, bir sanatı ecmelidir. Şimdi ya niye yetmedi mesela hay ismi de hayy-i kayyum-u ezeliğinin bir cilve-i azamıdır dedi. Cilve-i azam ne demek? En büyük yansıma gibi diyelim. Cilve buradan nasıl verilmiş? En büyük görünüm diye verilmiş anlam olarak. Evet. Ama bakın hayy-i kayyum-u ezeli. Hayatla ezelin ne ilgisi var? Daha evvel yine paylaşmıştım bu bilgiyi. Kainatın başlangıcında evrenin sabiteleri diye bir şey varmış. 12 tane miydi ne? İşte Yanılıyorsunuz Einstein diye bir kitapta okumuştum ben de. Galiba Amerikalı bir yazarındı. Kendisi de fizikçi olan bir yazar. Roman tarzında kuantum fiziğini anlatıyor. O sırada da işte güya Newton, Einstein falan işte bir araya gelmişler. Tartışıyorlar falan filan. En son kuantum fiziğini anlamaya çalışıyorlar. En son aşamada o oluyordu. O kitapta diyor ki evrenin 12 tane sabitesi var. Bunlardan birisinin böyle hani 0,1 fazla olması, 0,1 aşağı olması hayatın oluşumunu engellerdi. Bak, o evrenin sabitesi öyle olmasaydı hayat bugün oluşmayacaktı. O zaman ne demek istiyoruz biz burada? Her şeyin ötesinde. Ezel aslında başlangıç demek değil. Ezel zamanın ötesi. Geçmiş, gelecek, her şey Cenab-ı Hakk'ın manzara alasında. Zaman dışılığı Cenab-ı Hakk'ın, zaman üstünlüğü, zaman aşkınlığı, bunu ifade ediyor ezel bize.
hayatın öyle bir yerden tasarlanmış olması lazım. Tasarım diyoruz ama aslında takdir kelimesini kullanmak daha doğru. Öyle bir yerden takdir edilmiş olması lazım ki bütün süreç hayatın sonuç veriyor. Hayata uygun bir şekilde ilerlemiş bütün süreç. En sonunda da hayat Cenab-ı Hak tarafından yaratılmış bu kainatta. İşte o açıdan ezelle bir ilgisi var. Bu hayatı yaratan Allah zamanın içinde mukayyet olamaz. Evrenin başında, evrenin sonunda aynı şekilde ilminde, nazarında, duyuşunda olması lazım. Onun için ya şunu sonradan öğrendim, böyle olacağını bilmiyordum, olmaması lazım. Öyle olursa işte evrenin sabitesiyle hayatın uyumu olamaz. Onu fazla kaçırmışız, burada hayat oluşmadı. Haşa sümme haşa, Cenab-ı Hak böyle bir şey olabilir mi? Böyle kusurlu bir ilah bizim Allah'ımız olabilir mi? Alemi yaratabilir mi böyle birisi? Hesap bilmeyen birisi, haşa sümme haşa. Elbette Cenab-ı Hakk'ın ilmi olmazsa bu hayat meydana gelmez. O ilim de zaman üstü olmazsa zamanın bütün parçaları birbiriyle uyumlu olmaz. Zaten biliyorsunuz zaman, mekan, hareket, enerji bunlar birbiriyle ilgili. Einstein bunları birbirine bağlamış, çözmüş yani oradaki sırrı. Genel görelilik kuramı mıydı? Galiba öyleydi. Yani o aralarındaki irtibatı görmüş kendi kuramlarında. Biz de diyoruz ki evet, aslında zaman dediğimiz şey mekanların bütünü. Bizim sınırlarımız içinde biz mekan mekan algılıyoruz zamanı. Ben şu an bu odadayım, salonu göremiyorum. Salonu göremediğim için sadece bu mekandayım. Benim sınırlı algım bu kadarına yetiyor. Ama aynı anda hem salonu hem şeyi görsem, iki mekan, üç mekan, geçmişe geleceğe uzansam zaman üstülük artık. Bu noktaya gelir iş. Ezelin böyle bir ilgisi var hayatla. Yani hayatı yaratanın ezeli olması lazım. Asıl hayat ezeli olur. Öncesi olmaz. Eksikliğe düşülmez onda. Hayat böyle olur. Asıl hayat, kusursuz hayat, sübhan hayat ezeli olur. Kayyum isminin ilgisini daha önce söylemiştik. Kayyum ismi her şeyi devam ettiren, ayakta tutan Cenab-ı Hakk'ın her an tasarrufta olduğunu bize anlatan bir isim aslında. Hayatla ilgisini Hayyu Kayyum çok beraber anılıyor. Hayatta öyle bir girift ilişki ağı var ki Kayyum ismi olmadan o hayatı açıklamak çok zor. Her an o hayat hayatta tutuluyor. Her an o hayat hayatta tutuluyor. Hayatın detaylarının her birisi, her ilginçlik orada kollanıyor, ayarlanıyor, düzenleniyor. Bizim vücudumuzda hep söylüyorum, tırnağımın ucundan saçımın ucuna kadar ne işler dönüyor her an. Düzenli gitmesi lazım gereken işler, bozulmaması gereken işler oluyor da her an benim bunlardan hiçbirine dahlim yok, haberim yok. Biyoloji anlatıyor da okuyorsam eğer öğreniyorum onlardan böyle şeyler olduğunu ama onun dışında dahlim yok. Peki bu varlığın ilim yükünü kim kaldırıyor? Bu eylemlerin ilim yükünü kimde? Bunlar belli ki ilimle olan işler, iradeyle olan işler, kudretle olan işler. Benim dahlim yok. Bu yükü kim aldı peki? Ben misafir olduğum evde, o evde nasıl yemek yapıldığını bilmiyor olabilirim. Çünkü o evi ben yapmıyorum. Yemeklerini ben yapmıyorum. Yani misafir olduğum için ev sahibi yapıyor o yemekleri. İlim yükünü oraya bırakabiliyorum. Peki buradaki ilim yükünü ben kime bıraktım? Önüme kurulacak sofranın yükünü, bak misafir olduğum evde, önüme kurulacak sofranın ilim yükünü, irade yükünü, kudret yükünü ben ev sahibine bırakıyorum. Bana sadece yemek kalıyor değil mi? Oturuyorum sofrada, ağzıma atıyorum, işim bitiyor. Peki bedende olan işlerin ilim yükü kimde? Ben burada da misafir gibiyim. Atıyorum ağzıma, ne oluyor o yemek içeride? Hangi hücreye ne kadar gidecek? Bunun taksimatını kim ayarlıyor? Nasıl tanzim ediliyor bu iş? Onların iradesi, işte ilmi, kudreti kimde? Allah'ta. Dememiz lazım. Bu da işte Kayyum ismiyle hayatın bağlantısı. Hayatın devamı ancak kayyumiyetle açıklanır. Çünkü hayatın her bir anı orijinaldir. Saat gibi kurulup bırakılmamıştır. Yani saati kurup bırakmak, saatin her hareketi bir öncekinin aynısı olduğu için dersiniz ki ya makine düzeni bu. Tık tık kurdunuz, bıraktınız, çıt 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 hep aynı şey oluyor. Hayatta hep aynı şey mi oluyor? Bak, bir gün önceki Ahmet'le bir gün sonraki Ahmet aynı değil. Bir yıl önceki Ahmet'le bir yıl sonraki Ahmet aynı değil. Bazen oluyor, bir an önceki Ahmet'le bir an sonraki Ahmet aynı değil. Yani bir olay yaşıyorsunuz, Allah muhafaza şok geçirten bir olay.
karakteriniz değişebilir yani bir olayla. Bak o kadar orijinal benim her anım. Tekrarım yok benim. Tekrarım yoksa ben kurulup bırakılmış değilim. Her an yaratılıyorum. Yani öyle bir saat düşünün ki her an başka bir saat oluyor. Başka bir şeye dönüşüyor. E bu saat kurulup bırakılmıştır diyebilir misiniz? Her an başka bir şeye dönüşen bir şey. Ya mesela saati kuruyorsunuz. Bir tık ediyor. O tıkta çamaşır makinesi oluyor. Bir tık ediyor. Televizyon oluyor. Bir tık çeviriyorsunuz. Başka bir şey oluyor. Bu kurulup bırakılma işi değil. Bu tekrar yaratılma işi olduğunu buradan çıkarırsınız. Bu da kayyumla ilişkisini açıklıyor. Hayı da zaten anlamıştık. Hayat hayattan gelir. Hayat hayattan gelir. Neden böyledir? Çünkü hayat bir bütünlüktür. Bütünün içinde ayrı bir bütünlüktür. Bu bir ayrım gerektirir. Nasıl tarif edelim? Mesela önünüze konan diyelim bir nesne üstünde ya da şöyle söyleyelim size bir yığın tahta verilmiş. O tahtanın içinde siz çalışarak o tahtadaki parçalardan bir sandalye yapıyorsunuz. Bunu yapabilmeniz için sizin o bütünlüğü anlamanız, tahta bütünlüğünü bir anlamanız, iki o bütünlüğün içinde ayrı bir bütünlük olabileceğini de kavramanız gerekir. Yani bu tahtalardan şöyle bir şey yapılabilir. Onların hepsinin işte özelliklerine sahip ayrı bir vücut yapılabilir. Bu bir şuur işidir. İnsaniyet anlamında söylüyorum. Cenab-ı Hak varlığın içinde ayrı bir bütünlük yaratmış. O alemin misali müsagarı gibi. Bu farkındalık, o bütün içindeki ayrı bütün farkındalığı Cenab-ı Hakk'ın hayatına işaret ediyor işte. Hayat sahibi olmayan bu hayatı anlayamaz. Böyle sistemi kuramaz. O sistemi bilmesi lazım. Ondan ayrıldığını, ayrımları olduğunu, farklı bir şey olacağını takdir edebilmesi lazım. Bunlar hep hayatta olabilecek şeyler. Yani Cenab-ı Hakk'ın varlığın üzerinde işte la teşbih ve la temsil insanın aklıyla, işte şuuruyla, hisleriyle nasıl diyor bu böyle şöyle diyebiliyor. Haşa sümme haşa Cenab-ı Hak da böyle değil ama fehmimiz yaklaşsın diye söylüyorum. Cenab-ı Hak da ilmi ilahisiyle biliyor elbette. Bu ilim de irade edebiliyorsa hayatlı olur bu. Kudret gösterebiliyorsa hayatlı olur bu. Zaten bilebilmek de hayatlı olur. Biliyorum hayatın yoksa taş biliyor mu mesela beni? Taşın hayatı yok bilmiyor beni. Ama ben biliyorum ben hayatlıyım. Taş irade edemiyor. Ben irade ediyorum çünkü hayatlıyım. Taşın kudreti yok. Öyle duruyor. Ancak yokuş aşağı falan iterseniz bir şey oluyor. Ama ben ayrıca yukarı da çıkarabiliyorum. Bak ayrı kudretim var. Bunların hepsi hayatla olabilecek şeyler. Daha nice şeyler. Hayatın bir sürü özelliği var. Bunlar da hay ismini gerekli kılıyor. Evet, madem kainat hayat için yaratılmış ve hayat dahi hayy-i kayyum-i ezeliğinin bir cilveyi azamıdır, yani onu gösteren, onun tasarrufu olan bir eserdir, büyük bir eserdir, büyük bir sanat eseridir diyelim. Bir nakş-ı ekmelidir, yani kemalde, en zirve kemale ulaşmış bir nakıştır varlıkta. Yani hayat, kainatın en girift nakışı, nasıl ki bir kilimin, bir kenardaki ufak desenler olur bir de en merkezde en girift böyle çok güzel bir deseni olur veya bir kazağın veya başka bir şeyin tıpkı onun gibi artık o nakışın zirve yaptığı yerdir. Nakş-ı ekmelidir. Bir sanat-ı ecmelidir. Sanat-ı ecmel ne demek? Ecmel cemalden gelse gerek. Hemen bakıyorum arkadaşlar. Sanat-ı ecmel en güzel sanat. Evet cemalden geliyormuş. Ecmel demek ki cemalin daha şeyi üstü. Hayat böyle bir şeymiş. Hayy-i kayyum-i ezelinin bir cilve-i azamı, bir nakş-ı ekmeli, bir sanat-ı ecmeli. Bunları niye acaba Bediüzzaman Hazretleri şimdi aklıma geldi? Niye üçlü bir şekilde anmış, ayırmış? Allahu alem şöyle bir ilgi geliyor benim aklıma. Şimdi sanat-ı ecmel ezele bakıyor gibi hissediyorum. Neden? Yani sanatın bütünlükle bir ilgisi var. Bir sanat eserinin öncelikle bir bütünlüğü olması lazım. Bütünlüğünden söylediği bir şey olması lazım. Gerek tasarım olarak, gerek mesaj olarak. Yani biçim veya içerikle bir şey söylemesi lazım. O bir bütünlük bilgisi gerektiriyor. O bütünlük bilgisinden dolayı sanat-ı ecmel tabiri kullanılıyor.
burada diye geliyor bana. Yani sanat ecmel tarifi ezeli gerektiriyor, o bütünlüğü ezeli olarak daha geniş olarak anlamayı gerektiriyor. Nakş-ı ekmel belki kayyum ismiyle bağlanabilir. Yani şu an ne kadar olabiliyorsa bağlıyorum. Yani nakşın giriftliği ilişki düzeyinin kayyumiyet noktasına gelmesine netice veriyor. O kadar girift ilişkiler ağı ki, hani dedim ya az önce, ya taştaki ilişki ağı ayrı, ağaçtaki, ağaçken acı hayatlı pardon, sudaki ilişki ağı ayrı, ama bir de hayat diye bir şey var. Onda bütün bu maddeler daha girift bir ilişki ağaçında, bir ağı içinde bulunuyor. Dilim de dönmemeye başladı. Bu girift ilişki ağı şekli bir motifin giriftliği gibi. Nakışın giriftliği gibi. Normal desen var, bir de onun içinde çok daha karışık bir desen var. İnsan da o aslında. Bir düz bezi düşünün. Bezin üstünde nakışlar olmaya başlıyor. İşte o nakışlar hayat. Bir de içinde en girift nakış var. O da insan. Varlıkta bizim durumumuz böyle. O giriftlik de kayyum ismiyle ilişki gerektiriyor. Az önce konuştuğumuz şey. Acaba diyorum, Allahu alem kaydıyla söylüyorum. Cilve-i Azam da Hay ismine bakıyor olabilir diye düşünüyorum. Ne de olsa Cenab-ı Hakk'ın Hay ismi kainatta bu hayatla gözüküyor. O da onun görünümünün cilve-i azamı. Başka görünüşü yok mu? Aslında cansızlar da Cenab-ı Hakk'ın hayatını gösteriyor. Nasıl? Onların da işte ilim, irade, kudrete bakan yanları yok mu? Var. Kainattaki düzen zaten bir düzenleyici gerektiriyor. O düzenleme fiili de ister istemez ilim, irade, kudret ve daha nicelerini istiyor. Esma-ül Hüsna'nın belki tamamını istiyor. Hal böyle olunca hepsi Allah'ı gösteriyor da hayat daha bir ayrı gösteriyor Allah'ı. Ondaki giriftlik, ondaki üst düzey sanat artık cilve-i azam noktasına ulaşıyor diyebiliriz. Belki bunlar şimdi aklıma gelen şeyler. Hoşunuza giderse alın, hoşunuza gitmezse dışarıda bekletin. Madem hayatı sermediye, yani sonsuz hayat, madem hayatı sermediye Resullerin gönderilmesiyle ve kitapların indirilmesiyle kendini gösterir. Madem hayatı sermediye, sonsuz hayat, Resullerin gönderilmesiyle ve kitapların indirilmesiyle kendini gösterir. Allah Allah, niye böyle olsun ki? İşte parantez için notu şimdi bunu açacak. Parantez açıldı. Evet. Eğer kitaplar ve peygamberler olmazsa o hayat-ı ezeliye bilinmez. Allah Allah, niye acaba? Cenab-ı Hakk'ın hayatı kitaplar ve peygamberler olmazsa bilinmezmiş. Nasıl ki bir adamın söylemesiyle diri ve hayattar olduğu anlaşılır. Yani bir adam konuşsa, ha bu yaşıyor dersiniz. Madem bir adamın söylemesiyle diri ve hayattar olduğu anlaşılır, öyle de bu kainatın perdesi altında olan alemi gaybın arkasında bu kainatın perdesi altında olan alemi gaybın arkasında söyleyen, konuşan, emir ve nehyedip hitap eden bir zatın kelimatını, emir ve nehyetmek, emretmek ve yasaklamak, hitap eden bir zatın kelimatını, hitabatını gösterecek peygamberler ve nazil olan kitaplardır. Bak. Cenab-ı Hakk'ın biz hayat sahibi olduğunu bizimle konuşmasından anlıyormuşuz. Aslında sadece bu değil ama bu görünüşlerden bir tanesi, delillerden bir tanesi. Yoksa alemin yaratılışından da biz Cenab-ı Hakk'ın hayatlı olduğunu anlıyoruz. Az önce söylediğim gibi bu düzenli fiilleri yaratabilecek olanın o düzenleme şeyini biliyor olması lazım. İlim, irade, kudret sahibi olması lazım. Bunlar da hayatsız olmaz diyebiliyoruz ama inelim biraz daha aşağıya, daha konuşması daha da çok gösterir. Hani birisinin bir uzaktan bize işte ne diyelim yardım etmesi, dolaylı yoldan yardım etmesi var. Bir de gelip kulağımıza fısıldaması var. Diyelim iş yerinde sizi kollayan bir arkadaşınız var. Arkadaşınız demeyelim, hatta yabancı birisi ama sizi kolluyor. Hani böyle işaretler hissediyorsunuz. Ya şu işim zor giderken bir emir geldi, o işim kolaylaştı. Bir de amirlerden olsun bu arkadaşınız mesela, seveniniz diyelim.
bir emir ediyor, kolaylaşıyor. Onun tasarruf alanında olan işlerinizde bir kolaylık seziyorsunuz. Normalde öyle olmazken size başka bir şekilde sağlanıyor bu kolaylık falan vesaire. Ama bir de en zor anınızda gelip kulağına şunu şunu yap demesi, ya şunu şunu seç demesi ya da en zor anınızda gelip bak şu taraftan gidelim demesi gibi şeyler yapsa, bu daha da evet yani bu bizim dostumuzmuş, arkadaşımızmış, evet bu adam böyle has bir adammış dedirtecek bir şeydir. Onların da ötesinde aşkın bir şeydir yani. Evet onlar da gösterir, bir kullanıyorsunuz, bir yardım oluyor ama o kişinin bizzat söylemesi gibi olabilir mi? Veya işte sevmek bahsine gelelim. Az önce birazcık andık. Diyelim işte işaretler var. Size hediye getiriyor veya işte bir incelikler sağlıyor diyelim hayatın içinde. Böyle incelikleri kolluyor, sempatik davranıyor falan filan. Ama bir de gelip bizzat söylemesi seni seviyorum diye, bak apayrı bir şeydir. Yani oradaki işarete bakın. Bir de buradaki işarete bakın. Daha ayan bir şekilde söylemiş oluyor. La teşbih ve la temsil, Cenab-ı Hakk'ın da peygamberleri ve kitapları bize olan ilgisini, ki zaten o ilgi var ki bizi yaratmış. İlgilenmese niye yaratsın? İlmindeki varlığımızı vücuda çıkarmış değil mi? Bizi sınıyor alemde. Cenneti cehennemi yaratacak bizler için. Böyleyken, bu ilgi varken zaten bir de bu ilgiyi kitaplarla ve peygamberlerle daha bir inkişaf ettirmesi artık bize bilmiyorduk ya, haberimiz yoktu diyecek mazeret bırakmıyor. İşaretlerle, şunlarla bunlarla size sevdiğini ima eden birisini, sizi sevdiğini ima eden birisini ya fark etmedim diyebilirsiniz. Görmezden gelebilirsiniz. Çünkü iki türlü dokunabilecek işaretlerdir belki. Ya bana mı öyle geliyor falan, yoksa ben mi yanlış anlıyorum falan da diyebilirsiniz. Ama bizzat yüzünüze söylenmiş şeyi artık reddedemezsiniz değil mi? Yani bizzat yüzünüze böyle olduğunu söylemişse artık bundan haberim yoktu, haberdar değildim deme lüksünüz kalmıyor tabiri caizse. İşte peygamberler ve kitapların gelişiyle de insanlığın bir lüksü kalmıyor başka. Başka bir seçeneğimiz kalmıyor. Bu imtihanla artık karşı karşıyayız. Cennet, cehennem önümüzde. Ya seçip doğruyu cennete gideceğiz, ya seçip yanlışı cehenneme gideceğiz. Bilmiyordum, haberim yoktu, ben öyle anlamadım, fark etmedim. Aa öyle miymiş falan, şansımız bundan sonra ihtimalimiz kalmamış oluyor. Evet, nasıl ki bir adamın söylemesiyle diri ve hayattar olduğu anlaşılır, öyle de bu kainatın perdesi altında olan alemi gaybın arkasında söyleyen, konuşan, emir ve nehyedip hitap eden bir zatın kelimatını, hitabatını gösterecek peygamberler ve nazil olan kitaplardır. Bunlar hep ilgi. Emir ediyor, nehy ediyor. Niye bunları yapıyor Cenab-ı Hak? Çünkü bizim bocaladığımızı biliyor rahmetiyle. O bocalamamız için de bizi kurtarıyor. Hangisi doğru, hangisi yanlış? İşte emirler ve nehiler. Bunu gösteriyor. Elbette kainattaki hayat, parantez kapandı, devam ediyoruz. Elbette kainattaki hayat, 40 dakika olmuş bile ya. Elbette kainattaki hayat kat'i bir surette hayy-i ezeliğinin vücubu vücuduna kat'i şehadet ettiği gibi, elbette kainattaki hayat kat'i bir surette, kesin bir şekilde hayy-i ezeliğinin, bak yine ezel geldi, hayy-i ezeli, zaman üstü, zamandan aşkın, zaman onun mahluku, öyle bir hayat sahibi Allah. Onun hayatı öyle bir hayat, eksiklerden, kusurlardan münezzeh, sonlanmaktan, başlamaktan münezzeh. Vücubu vücuduna, olmazsa olmazlığına, kesinlikle gerekliliğine, vücudunun vacip olduğuna kat'i şehadet ettiği gibi, o hayat-ı ezeliyenin şuatı, celevatı, münasebatı olan şuatı, buradan söyleyeyim size, ışınlar, parıltılar demekmiş. Celevat ne demek? Cilveler, yansımalar demekmiş. Münasebat da işte bağlar diyelim. Öyle mi söylenir? Buradan okuyalım yine. Münasebat, bağlantılar, ilişkiler. O hayat-ı ezeliyenin şuatı, ışıltıları, parıltıları, celevatı, yani az önce okuduk. Dur bakayım neydi? Bak yine unuttum. Cilveler, yansımalar, münasebatı, bağlantılar, ilişkiler olan irsal-ı rüsül ve inzal-ı kütüp rükünlerine bakar, remzen ispat eder. İlginç yani, burada mesela yine
enteresan bir şekilde Bediüzzaman Hazretleri kainattaki ilişki ağını irsal-i rüsül ve inzal-i kütüple bağladı. Burası bana şey geldi mesela, ilginç. Bir daha şu cümleyi baştan alayım. Elbette kainattaki hayat kat'i bir surette hayy-i ezelinin vücubu vücuduna kat'i şehadet ettiği gibi. Burayı anladık zaten. Daha yukarıda konuştuğumuz şey. Yani o bütünlüğü yaratmak bir bütünlük bilinci istiyor. Tabiri caizse la teşbih ve la temsil. O da o bilinçte hayatla olur ancak diye anlamıştık. Ama o hayat ezeliyenin şuatı, celevatı, münasebeti olan irsal-i rüsul ve inzal-i kütüp rükünlerine bakar ne demek? Acaba yukarıda yine konuştuğumuz şey mi burada kastedilen? Yani o dolaylı ilgiler var her tarafta. Şuat, dolaylı okum yansımalar var, celevat, dolaylı yani bağlantılar var. Sezebilirsiniz dikkatli olursanız. Ama bu ilginin bir dolaylı şekli var. Bir de doğrudan bak bu iş budur dedirten irsal-i rüsul ve inzal-i kütüp rükünleri var. Yani kainattaki bu ilgi, bu ilişki, bu yansıma, bu bağlantılar, bu insanın bu yaratılış sürecinde durduğu yer ve insanın kendisindeki durum, yani o kainattaki bağlantıları anlayabilme durumu, bizim o bağlantılarımızın bir şeyle daha tutuşturulması gerektiğini söylüyor. Kainat, barut, biz ateşiz. Kainat, barut, biz de diyelim başka bir patlayıcıyız ama bize bir ateş lazım bu şeyin tam oluşması için. Ne kadar oldu anlayamadım ama işte bir örnekle vermeye çalıştım. Yani bizi birbirimize katacak bir katalizör şey mi diyorlardı ona? Katalizör enerji mi diyorlardı ya? Kimyada vardı böyle şeyler de unuttuk gitti lisede. Yani bir tepkimeyi başlatmak için gereken enerji miktarı var o tepkimenin oluşması için. Sadece maddeleri karıştırmak değil, bir de bazen ısıtmak gerekiyor. İki maddeyi karıştırıyorsunuz, bir de alttan ateş veriyorsunuz, o zaman tepkime oluşuyor. Neydi o ya? Tepkime enerjisi miydi? Bak unuttuk. Lise derslerinde siz hatırlayın arkadaşlar, genç olanlar. Yani o gereken bir enerji miktarı var tepkimenin başlaması için. İşte kainat bir kitap, bir madde. İnsan başka bir madde, başka bir kitap ya da başka bir okuyucu da bir şey enerji lazım bu tepkimenin oluşması için, bir bağlantının tam oluşması lazım. Cıt bıt bir şey olması lazım yani, o ki tutuşma başlayacak, tepkime başlayacak, ısıtma başlayacak işte. O da irsal-i rüsul ve inzal-i kütüp. O kadar münasebet ağını kurmuş da bu münasebetin son noktada ne anlama geldiğini o iki tarafa da bildirmemiş. Ya da iki tarafı da fonksiyonsuz bırakacak şekilde haber konulmamış. Böyle bir şey olabilir mi? İşte o anlamda yani o bütünlük, ondaki ilişki ağı yine irsal-i rüsul ve inzal-i kütüp rükünlerine bakar gibi ben buradan böyle bir şey anladım. Acaba doğru mu anladım? Yine bunu da tartın arkadaşlar. Düşünelim bu konu hakkında. Belki bir dahaki derste de biraz konuşuruz. Ve bilhassa Risalet-i Muhammediye aleyhissalatü vesselam ve vahyi Kur'ani hayatın ruhu ve aklı hükmünde olduğundan bu hayatın vücudu gibi hakkaniyetleri kat'idir denilebilir. Ve bilhassa Risalet-i Muhammediye aleyhissalatü vesselam ve vahyi Kur'ani hayatın ruhu ve aklı hükmünde olduğundan bu hayatın vücudu gibi hakkaniyetleri kat'idir denilebilir. Peygamber Efendimiz'in Risaleti aslında peygamberliğin tamamının temsilcisi. Yani hepsini özünde barındıran, hepsinden üst ve hepsini kuşatıcı bir peygamberlik. O yüzden Kur'an da mesela diğer bütün vahiy metinlerinin kendisinde toplayan özelliklerini onların üstü bir metin, bir kelam. Bu haliyle onlar da aslında hayatla ilgili. Yahu nasıl? Bak ve bilhassa Risalet-i Muhammedi aleyhissalatü vesselam ve vahiy Kur'ani hayatın ruhu ve aklı hükmünde olduğundan. Ya hayat neyle işe yarıyor? Yani hayat dediğiniz şey bu fani dünyadaki halinden baki aleme neyle uzanıyor? Bu kadarcık. Taş kadarcık, kaya kadarcık, bitki kadarcık, insanın katalım, evet insan bitki kadar da değil onun üstünde. Veya başka nesnelerden daha aşkın nasıl olabiliyor? Nasıl bu fanilik yarasını kendinde tedavi ediliyor hayat? Yani daha üst boyuta nasıl geçebiliyor? Vahiyle ve peygamberlikle onların getirdiği mesaj bizi daha yukarıya taşıyor.
hayatın hayatlığı bu anlamda işte ahirete uzanan yönüyle ancak risaletle ve işte şey vahiyle tamam oluyor. Bilmesek o manaları, bilmesek kendi aşkınlığımızı bizi taştan ne ayırır? Hatta taştan daha talihsiz oluruz. Çünkü taşın o varlığıyla bir saadeti var. Fazlası olması gerekmiyor. Ama biz fazlasının olduğunu seziyoruz. Fazlasının olduğunu seziyoruz ama cevabımız yoksa, bu alemden aşkın bir yerden bize cevaplar gelmemişse elbette çok sayıda acaba'ya düşüp, mutsuzluğa düşüp, kedere düşüp, acıya düşüp, çözümsüzlüğe düşüp, buhrana düşüp vesaire hayat içinde daha üstken, daha geride kalmak, varlığın içinde hayatlı olup daha üst olup ama mutluluk cihetinde bizden aşağıdaki hayatlardan, mesela serçeden daha önce alınan bir örnek veya taştan kayadan daha aşağı düşmek kaçınılmaz olurdu. Bu da gösteriyor ki ya vahiy ve peygamberlik lazım ki, gerek ki, bunların da en başında, en merkezinde elbette Risalet-i Muhammedi aleyhissalatü vesselam ve vahiy-i Kur'an lazım ki hayatın anlamı olsun. Ya hayat diye bu kainatta ayrıca bir şey yaratılmış, bunun bir anlamı olsun ayrıca yaratılmasının. Nasıl olacak bu ayrı anlam? Daha üstünü bilerek. Bu bağlantıların işte şuat, cevelat vesaire dedi ya, hani onları birbirine bağlamanın yolunu bilelim biz. Çünkü taş da bağlı ama bağlı olduğunu bilmiyor. Bizim ondan ayrılmamız ancak bilmekle olacak. Daha üstünü görmekle olacak. Bu da Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla, lütfu irşadıyla, hidayetiyle, peygamberlerle vahiy ve vahyi Kur'an ile oluyor. Bizim muhatap olduğumuz bu ama aslında alemin özü özeti de onlar. Diğer peygamberler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın teşrifatçıları gibi aslında. Alemin başı Efendimizin hakikati, sonu da onun nübüvveti, o ahir zaman peygamberi. Pekala, burada ara verelim çünkü vaktimiz 40 dakikayı geçti diye düşünüyorum, öyle tahmin ediyorum. Evet, geçmişiz. Daha fazla uzatmayalım. Bu bahsi biraz daha konuşalım çünkü şurada açamadığımız şeyler olduğunu seziyorum. Biraz da hızlı konuştuğum için karıştırmışımdır belki. Şu son cümlesinden itibaren bu işte şuat, cevelat şeyini ben biraz anlamaya çalışayım. İnşallah bir dahaki derste de size bir miktar daha açmaya çapım yettiğince, çok da çapım yok ama yettiğince deneyeyim arkadaşlar. Pekala. Bir dahaki derste tekrar bu metinlerde tekrar Cenab-ı Hakk'ın hidayetine müşteri olarak buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru da'vahum elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.